İşte kanıt topluyorsunuz yani. Bunları yayınlıyor musunuz bir yerde? Kamil. He? Bunları bir yerde yayınlıyor musunuz? Tabii habire şeyler de var ya, görmüyor musun? Bu YouTube sitesi açtık, İsmini Ondan Ha, Nöbetiriz dedi haberim yok. diye. Evet. Orada yayınlıyoruz. Dinliyorum Reklamını ama dedim ki. yapmıyorsun. Abi yapamadım ya. Neyi? Şikayet geliyor. Ding dong sesinden. Evet. Bildirim Şikayet uyarılarını geliyor. kapatman lazım. Ramazan başlayalım. Saat 7 oldu. İyi akşam, herkese iyi akşamlar. Bu toplantımız Türkiye Nöroşirurji Derneği İzmir toplantıları ve İzmir Online Nöroşirurji ortak toplantısı olduğu için ben açılış konuşmasını yapmak üzere TND İzmir toplantılarının düzenleyicisi olan Profesör Doktor Kemal Yücesoy'a sözü vermek istiyorum. Bir açılış konuşmasını ilk olarak ondan dinleyeceğiz. Kemal Hocam, buyurun, söz sizde. Kemal Hocam, bizi duyabiliyor musunuz ya da mikrofonla ilgili bir sorun var? Yok herhalde. Tamam. Ramazan devam edelim. Tamam. Herkese merhaba. Bugünkü online konferansımıza hoş geldiniz. Çok değerli konuğumuza geçmeden önce ekibimizi tanıtmak istiyorum. Bugünkü konferansın moderatörlüğünü ben yapacağım. Adım Ramazan Özdemir. İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroşirurji Kliniğinde asistanım. Bu online eğitim platformu program yöneticimiz, değerli hocamız Doçent Doktor Hasan Kamil Sucu'nun inisiyatifiyle başlatılmış ve tüm asistanlarımızın, kliniğimizden mezun olan uzmanlarımızın, hatta Bulgaristan'dan Edwin hocamızın da katkılarıyla devam etmektedir. Katılımın her geçen gün arttığını görmekten mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bugünkü Zoom hostluğumuzu kliniğimizin eski asistanlarından uzman doktor Güngör Usta yapacak. Güngör Hocam, hostluk için hazır mısınız? Hazırım ama şu sesi kesemedim bir türlü. Bak Güngör, ne yap biliyor musun? Evet Bildirimlere abi. git. Bildirim ayarları var yukarıda. Sağ taraftaki bildirimlere. Bildirim ayarlarına gir. Bildirimleri yönet var en yukarıda. Bildirimleri yönetten şeyi kapatacaksın. Sanırım oldu Güngör Hocam. Ben Yok. bir yandan konuşmaya devam edeyim. Olmadı. Başlamadan önce önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ses kirliliği olmaması için ve sunum yapan hocamızın sunumunun daha kaliteli olması için mikrofonlarınızın kapalı durumda olması, sorularınızı Zoom programının chat uygulamasına yazarak sormanız gerekmektedir. Toplantının hostu açık mikrofonları sürekli kapatacaktır. Sorularınızın başına lütfen isim, çalıştığınız kurum ve şehir bilgilerinizi ekleyerek sorularınızı aktarmanızı rica ediyoruz. Hocanın konuşmasının bitiminde yazdığınız sorularınızı ve görüşlerinizi tartışacağız. İkili konuşmaların program formatımızda olmadığını özellikle vurgulamak istiyorum. Moderatör olarak ben anlatılan konu ile ilgili soru ve yorumlarınızı belli bir düzen içerisinde hocamıza aktarmaya çalışacağım. Bugünkü değerli konuğumuz Doçent Doktor Tuncer Turhan hocamız. Tuncer Hoca 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi'nden mezun oldu. 2005 yılında Ege Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini tamamladı. Bu tarihten sonra 2018 yılına kadar aynı kliniğin Pediatrik Beyin ve Sinir Cerrahisi alt dalında önce uzman, sonra öğretim üyesi, son 6 yılında da pediatri alt dalının başkanı olarak çalıştı. 2015 yılında Ege Üniversitesi Beyin Cerrahisi Kliniğinde başkan olarak seçildi ve bir yıl başkanlık yaptı.
2018 yılının sonunda üniversiteden ayrıldı, halen özel muayenesinde sağlık hizmeti vermeye devam etmektedir. Tamamı pediatrik, beyin ve sinir cerrahisi alanında olmak üzere 42 yabancı, 38 Türkçe makalesi bulunmaktadır. Tuncer hocamız, Türkiye Nöroşirurji Derneği Pediatrik Nöroşirurji Grubu, Avrupa Nöroşirurji Dernekleri Birliği IONS organizasyonlarının aktif bir üyesidir. Evli ve bir çocuk babasıdır. Başlıca yayın listesi 2018 European Journal of Plastic Surgery, 2018 Mediterranean. Buyurun hocam. Teker sayacak mısın? Boş ver. Yok hocam, teker teker saymayacağım. Zaten sayamayacağım kadar çok var sanırım. Bayağı boş ver. Ne olacak? Yayın olsa. Evet hocam. Buyurun hocam, söz sizde. Eyvallah, sağ olun. Bir araya gireyim. Kemal Yücesoy geldi. Ona bir konuşma şeyi vermiştik. Fakat yoktu herhalde. İstersen sesini bir aç da Güngör. Bir açış konuşması. Evet, açtım. Kemal hocam, iyi açılmadı. Açılmadı. Açıldı şimdi. Ha. İyi akşamlar. İlk baştan beri buradayım. Kenarda seyrediyorum Kamil. Hatta Tuncer'in mezuniyetini duyunca ne kadar senle ben yaşlı kaldık Kamil'ciğim. 99 mezun olduğunu duyunca eyvah eyvah bir an yanlış mı söylediler diye düşündüm ama maalesef epeyce bir açılmış ara. Kamil, eline sağlık. Çok uzun süredir bu pandemi döneminde muhteşem toplantılar yapıyorsun. Ben de bu toplantıları bölmemek adına Türk Nöroloji Toplantıları, İzmir Toplantıları'nın amacı İzmir'deki beyin cerrahlarını bir araya getirmek ve bunları bilgi sahibi uzmanlarla buluşturmaktı. Sen bunu zaten çok iyi bir şekilde yapıyorsun. Ama yine de acaba işte böyle bir toplantı yapılmıyor mu şu bir etrafta dönünce dedi ki Kamil'le beraber konuşup ayda bir toplantıyı isimlendirelim. Ve Kamil de teşekkür ediyorum. Bu programın içinde ayda bir programı bir isimlendirmiş olduk. Kamil yine aynı hızla devam edecek. Onun hızına yetişmem mümkün değil. Ama ayda bir tanesini beraber TRT toplantıları. Ama tabii benim gönlümden geçen bu kadarla değil de böyle yine işte Tuncer'le, Kamil'le biralarımızı içebileceğimiz rahat ortamlara bir an önce kavuşabilmek ve ortamlardaki toplantıya. Burada kenardan burada kendi sana çok kolay gelsin. Çok eline sağlık. Evet. Tuncer hocam. Tamam, ama bana ekran paylaşma izni verirseniz. Güngör abi. Host disabled diyor. Ben böyle de anlatırım ama. Güngör abi, şehir kısmından multiple seçeneğini seçerseniz Tuncer Hoca sunumunu ekran paylaşımını açabilir. En altta. Güngör, bulabildin mi şey ismini? Güvenliğin içindeydi galiba. Güvenliğin içinde. Güngör. Güngör. Duyuyor musun? Sesin gelmiyor. Kendini mut etmişsin. Mutu kaldır. Güngör. Geliyor mu sesin? Şimdi evet. Geliyor. İstersen Selin'i bir host yap, o halletsin işleri. Tamam. Sonra tekrar hostluğu sana versin. Selin, şunu halleder misin? Selin'i make host yap. Tamam, bir saniye.
anda. Selim burada mı şu anda? Selim? Burada. Evet, burada. Resminde, resmi gözüküyor. Selim Bozdağ. İsimlerden arama, resimlerden ara. Tamam. Tamamdır. Tuncan Hocam, ekranınızı paylaşabilirsiniz. Ben sürekli basıyordum zaten. Ne zaman çıkacak diye. Evet. Gene zor yerden geldi benim sunum. Öncelikle teşekkür ederim Kamil Hoca'ya da, İzmir'deki bütün meslektaşlarımıza da bu çok güzel organizasyonu, kamp katılımlarıyla, organizasyonlarıyla Covid günlerine bir renk getiriyorlar. Ben size gergin omurilik sendromunu anlatacağım. Bu arada Kamil Hoca başlığa afişi hazırlarken sendromunu yazmayı unutmuş. Çünkü biliyorsunuz gergin omurilik diye bir hastalık yok. Gergin omurilik bir sendrom aslında. Burada bir başka bir sürü asistan arkadaşımızın olduğunu da gördüm. O nedenle bu işin aslında biraz ABC'sinden başlayacağım. Başta biraz sıkılabilirsiniz. Kusura bakmayın çok. Kıdemli hocalarımız özellikle. Şimdi sendromun üzerinde niye duruyorum? Çünkü gergin omurilik diye bir hastalık yok. Gergin omurilik sendrom. Neye sendrom diyoruz? Türk Dil Kurumu'na göre özel bir bozukluk için tek bir şekilde tanı koyamıyorsanız, bir arada birden fazla bir tanı konsepti varsa, bazı belirtilerin ve bulguların bütünü birden bir hastalığı oluşturuyorsa veya bir durumu oluşturuyorsa ona sendrom diyoruz. Aslında birçok sorunun yanıtı gergin omurilikle ilgili bu tanımın altında yatıyor. Yani öyle bir tetkik maalesef yok. Veya öyle bir algoritma, şöyle kesin doğruya, bizi doğruya götüren bir algoritma yok. Gergin omuriliği oluşturan çok büyük bir hastalık ailesi var. Ve bu hastalık ailelerinde herkese göre şeyleri farklı. Geçen toplantının bir tanesinde tartışmıştık evok potansiyelleri diye. Oradaki asistan arkadaşların bazıları diyor ki ya biz bilmiyoruz ki evok potansiyellerini, sen söyleyip duruyorsun. Size kısaca evok potansiyelleri de ne demek onu söyleyeyim. Evok potansiyelleri evok uyarılmış demek. Yani aslında şöyle bir şey. Hani tıp biliyorsunuz şeydir. Böyle bir takım basit şeylere kompleks isimler verme sanatıdır aynı zamanda. Tamam işte hastaya ne yaptın dersin? Abi hemikraniyel kraniyektomi yaptın falan. Oğlum kemiği çıkardın attın değil mi? Ona afili bir isim verirsin ya. Bunlar da öyle. Somatosensöryel uyarılmış potansiyel şu demek. Önce onu söyleyeyim size. Bir sinir duruyor ortada ve hiçbir iş yapmıyor. Siz bu siniri herhangi bir ucundan uyarırsanız ve bir kayıt elde ederseniz buna da uyarılmış potansiyel oluyor. Bunu duysal yapabiliyorsunuz, motor yapabiliyorsunuz, işitsel, görsel yapabiliyorsunuz. Başka çeşitleri de var. Ama bizim bu konuyu konuşurken kullanacağımız iki tane var. Bir tanesi somatosensöryel evok potansiyelleri. O da şu demek. Vücudun bir yerinden şeyi uyarıyorsunuz, cildi uyarıyorsunuz ve yukarıdan duyusal korteksten de şeyi kayıtlama yapıyorsunuz. Yani şöyle, cildi uyarıyorsunuz ki bu ya median sinirden ya tibial sinirden oluyor ve yukarıdan da kayıt yapıyorsunuz korteksten. Sonra bu ikisinin arasındaki gecikmeye bakıyorsunuz. Yani siz buradan bir uyarı verdiniz, kraniyele gitti, aradan kaç saniye geçti? Anladınız mı? Tabii onun dalga formları falan da var ama bizim için önemli olan şey bu. Yani bu burada kullanacağım benim terminolojide SEP yapalım, SEP bakmamız gerekiyor dediğimde kastettiğim şey bu duyunun verdiğiniz yerden duyusal kortekse ne kadar zamanda çıktığı aslında. Milisaniye olarak bir değeri var bunların. Tamam. Bunun bir de tersi var, motor evok potansiyelleri. O da şu, tam tersi. Korteksi uyarıyorsunuz şeyden yukarıdan yani motor korteksin üzerinde manyetik alanına genelde uyarıyorsunuz. Aşağıdan nereden isterseniz bir yerden o kas yanıtını alıyorsunuz. Bunun ikisinin arasında geçen süreye bakıyorsunuz. Ve böylece size bu o traktusun bütün line'ın şeyini söylüyor. Ne kadar zamanda gittiğini söylüyor. Bu bizim için neden önemli? Çünkü bazı hastalıklarda bunlar gittikçe uzuyorlar. Gergin omurilik sendromunda olduğu gibi. Ve bu bizim hastayı değerlendirmemizi kolaylaştırıyor. Bu sefer korteksten veriyoruz. Aşağıdan kayıtlıyoruz. Evet. Peki gergin omurilik konsepti ne demek? Bu da şu demek aslına bakarsanız. Hani fötal dönemde biliyorsunuz onu birazdan daha geniş anlatacağım size. Mecburen biraz embriyoloji bahsetmek zorundayız. Sıkıcı olduğunu biliyorum ama yapacak bir şey yok. Biliyorsunuz
Omuriliğin kendisi ektodermden oluşuyor. Buna karşılık omuriliğin etrafındaki destek dokuları ise mezenkimal kökenli. Bunların ikisi de lineer olarak çocuğun boyu arttıkça uzuyorlar. Tamam, çok güzel. Ama bu uzamanın ektodermal dokularla mezodermal dokular arasında uzama açısından, yani büyüme hızı açısından bir fark var. Ektodermal dokular sinir dokusuna farklılaştıktan sonra daha yavaş uzuyorlar. Doğal olarak intrauterin 8. haftadayken koksiksin ucu, yani konusun ucu koksiksin ucundayken yavaş yavaş her ikisi de uzuyor ama mezoderm, yani spinal kolon daha hızlı uzadığı için relatif olarak konus yukarı doğru yer değiştiriyor. Doğduğun zaman da çocuklar genelde lomber 1 vertebranın altında oluyor omuriliğin konusu. İşte konusun bu yer değiştirmesine engel olabilecek her durum gergin omurilik sendromunu yaratıyor ve gördüğünüz gibi yukarı doğru uzuyor. Peki gergin omurilik sendromu, yani omurilik yukarı doğru yer değiştirmezse değiştirmesin veya gerilirse gerilsin ne olabilir ki? Belli bir elastik yeti var nasıl olsa diye düşünebilirsiniz. Kopmuyor ya değil mi en sonunda? Ama şöyle oluyor. Yamada diye bir abi var. Bu adam Japon. Ve çok fazla kedi kesmiş. Yani yüzlerce kedi kesmiş. O kadar çok yayını var ki şeylerle ilgili. Ve hep kediler üzerine yapmış. Şimdi kedilerin bir özel... Kedilerde gergin omurilik yapmış. Ve gergin omuriliğin patofizyolojisini incelemiş. Ne oluyor acaba demiş yani. Bu işin geriliyor da bu omurilik neden zarar görüyor diye. Şöyle bir şey yapmış. Kedileri almış, omuriliklerini açmış, kuyruklarını kesmiş. Bak, siz yapmayın evde ama. Sonra buna bir ağırlık bağlamış kuyruğa. Çünkü kedilerde film terminali kuyruğun içerisinde devam ediyor. Tamam mı? Kayıt yapmak için omuriliğin kendisinde açmış. Böyle olunca bir ağırlık asarak sürekli gergin omurilik sendromu oluşturabilmiş. Tamam mı? Omuriliği şeylere bölmüş, kısımlara bölmüş. Birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm diye yukarı doğru. Kedilerde koksiyel sinirler de var. Koksikler başlayarak yukarı doğru işte sakral lifler, lomber lifler, torakal falan yukarı doğru giden bölümlere ayırmış omuriliği. Ondan sonra ağırlık asmış ve demiş ki acaba bunlar ne kadar yer değiştiriyor? Veya ne gibi değişiklikler oluyor? Onları incelemiş. Tamam. Ve sonra görmüş ki mesela buraya bir ağırlık astığınız zaman omurilik gerçekten geriliyor. Ama belli bir yere kadar geriliyor birincisi. Yani 7. division işte lomber 1'e kadar olan kısmı ancak uzuyor. Geri kalan kısmı uzamıyor. Ve bu uzamanın en büyük kısmı da en uç kısımda oluyor. Bakın bu grafik onu gösteriyor aslında. Bu grafikte division 1 olarak görünen yer ilk astığı işte konusun bulunduğu bölge. Konusun bulunduğu bölge en fazla uzuyor doğal olarak. Geri kalanları biraz daha az miktarda uzuyorlar. En sonunda lomber 1'in üzerindekiler hemen hemen hiç uzamıyorlar. Bunun neden olduğunu araştırmış ve demiş ki bu da şeyin grafiği yine bu uzama miktarının hani kaç gram bir de uzun süre ağırlığı asıyor ve bu uzama devam ettiği için zaman içerisinde de bu uzamanın ne kadar olduğuna bakıyor. Gittikçe azalıyor tabii doğal olarak. Sonra diyor ki ya bunları burada ne tutabilir? Neden bunlar yukarı doğru başka segmentlerde hasar yapmıyorlar veya gerilme yapmıyorlar? O da dentat ligamanlar yüzünden biliyorsunuz. Dentat ligamanlar çünkü insanlarda T12 hizasına kadar devam ediyor. T12'nin altında dentat ligaman yok. Bunu da şey yapmak için bak sağ taraftaki grafikte dentat ligamanları kesmiş. O içi boş yuvarlaklar kesilmiş olanlar. Kestiği zaman görmüş ki evet yukarıdakiler de daha fazla uzamaya başlamışlar. Yani onlara da gerginlik aktarılmış. Yani o zaman diyor ki ya arkadaş diyor bu diyor bir ağırlıkla bir gergin omurilik yaptığımızda bu gergin omurilik en fazla omuriliğin alt segmentlerini etkileyecektir. Üst segmentlerini etkilemeyecektir dentat ligamanlar dolayısıyla diyor. Bir de önemli bir şey var. Niye evoke potansiyellerini ben en başında söylemiştim. Bu çok güzel bir yazı ama İngilizce tabii. İngilizce olduğu için ben size onun yan tarafında şeyini yazdım. Türkçesinin birkaç önemli noktasını yazdım. Bu evoke potansiyelleri yani bu sinir uyarı testleri aynı şekilde bu hayvanlarda bozuluyor. Tamam? Çünkü şimdi sadece bunların omuriliğin uzadığını bulmak yetmiyor. Bunun fonksiyonel olarak neyi değiştirdiğine de bakması gerekir. Ve bunu yapmak için de evoke potansiyellerinin işe yaradığını bulmuş. Yani omuriliğin gerdikten sonra üstten alttan uyararak omurilik evoke potansiyellerini ölçmüş. Uyarılmış potansiyellerini. Örneğin 3 gram astığında hayvanların kuyruğuna bu 3 gramı kaldırdığında bütün evoke potansiyellerin önce bozulduğunu sonra yeniden düzeldiğini göstermiş. Ama 5 gram astığında sadece %50'si geri dönmüş. Yani
Buradan da şunu çıkarıyoruz. Gerginliğin miktarı da hem süresi hem de miktarı da ileride bırakacağı sekel açısından önemli. Ne kadar çok gerilirse omurilik o kadar büyük bir hasar bırakıyor ve bunu tespit etmek için evok potansiyellerini kullanabiliyoruz. Bununla kalmamış, oturup bunun da neden olduğunu araştırmış. Yani omurilik gerildi, tamam, evet, evok potansiyelleri bozuldu, işte bütün EMG kayıtları falan hepsi bozuldu. Ve hatta o hayvanları yeniden uyandırdığında bazılarının plejik olduğunu ve inkontinans geliştiğini de göstermiş aynı zamanda. Yani kalıcı hasarları olduğunu da göstermiş. Ama bu hasara ne neden oluyor? Bu işin patofizyolojisi şöyle. Spinal kordu gerdiğinizde spinal kordun bütün vasküler yapılarının çaplarını azaltmış oluyorsunuz. Azalan bu çaplar spinal kordun perfüzyonunu etkiliyor. Yani perfüzyonu düşüyor. %20 civarında düşüyor aslında. Hani çok fazla değil. %20-30 civarında düşüyor. Ondan sonra da doğal olarak hani arkadaşlar söyleyeyim, perfüzyon düşünce oksijen miktarı azalıyor. Oksijen ne işe yarıyor? ADP'den ATP üretimine. Yani mitokondriyal sitokrom AA3 enzim aktivitesini de işimize yarıyor. Oksijen azaldığı için ATP üretemiyorsunuz. ATP nöral hücrelerde ne işe yarar? Membran stabilizasyonu değil mi en çok? ATP bağımlı sodyum potasyum kanalları var orada. Bu iç ve dış sodyum ve potasyum farklı konsantrasyonlarını tutmak için. ATP kanalları şey yapınca da, sodyum potasyum kanalları özür dilerim, etkilenince de önce ileti hızı yavaşlıyor. Yani nöron kendini şey yapamıyor. Ne derler, yeterince nörotransmitter salgılamıyor veya elektriksel aktivite üretemiyor. En sonunda da eğer bu gerginlik devam ederse hücre ölümü gerçekleşiyor. İletim şeyinden dolayı. Membran stabilizasyonu bozulduğu için. Şimdi gerginomilik sendromuna en çok yol açan klinik tablolar bunlar. Bir kere bütün spinal konjenital anomaliler, pediatrik nöroşirurjide bizim uğraştıklarımızın hepsi gerginomilik sendromuna yol açma potansiyeline sahip. Nedir bunlar? Mielomeningosel, bunlar başlıcaları tabii, başka da var ama. Hepsi. Mielomeningosel, meningosel, ayrı omurilik malformasyonları, lipolar, lipomielomeningosel ki onları artık çok lipomielomeningosel demiyoruz. Onlara konus lipomları veya filum lipomları diyoruz. Ve bir de sekonder olanlar var ki aslında bunlar çok büyük bir grup. Hani erişkinde siz çok fazla görmüyorsunuz ama biz çocukta çok görüyoruz. Çünkü boyu uzayan bir yaratık çocuk. Siz mesela omurilikte bir ameliyat yaptığınızda erişkin cerrahlar orada yapışıklık olsa bile hastanın boyu çok fazla uzamadığı için bir sorun çıkarmıyor. Gergin omurilik üretmiyor yani. Ama çocuklarda omurilikte yapılan her girişim, ki çocuklarda en sık bunları yaptığınız için spinal konjenital anomalileri, bir de bunlardan sonra gelişen yapışıklıklar var. Her ne olursa olsun biz orada bir şeyleri kesiyoruz. Burası yeniden yapışıyor, bir fibrozis oluyor, griyozis oluyor ve çocuğun boyu uzamaya devam ettikçe yeniden sorun çıkarıyor. Yani bu sekonder olanlar da bizim için büyük sorun. Şimdi peki neden nöral bütün şeylerde, tüp defeklerinde böyle bir sorunla karşılaşıyoruz? İşe en başında başlamak lazım. Biliyorsunuz işte bir blastosit oluşuyor çocuk oluşurken anne karnında. Ben bunu daha önce anlatmıştım galiba arkadaşlara. Bir implantasyon evresi var. Uterusun endometriumun içerisinde blastosit gömülüyor. Gömüldükten sonra da bir şey, amniyotik kese, bir de yolk sac kesesi oluşuyor. Bu iki kesenin arasında da primitive streak var ki bütün hayat buradan oluşuyor biliyorsunuz. Buradan bir takım katmanlar oluşacak. Ektoderm, mezoderm ve endoderm. Tamam. Bu ektodermden bütün nöral yapılar ve ilginç bir şekilde cilt oluşuyor biliyorsunuz aynı anda. Biz buna nörülasyon diyoruz. Nörülasyon aslında hayatın ilk 28 gününde oluyor ve şöyle oluyor. Ektoderm kendi üzerine sol tarafta gördüğünüz gibi bir plak halindeyken önce kıvrılmaya başlıyor. Kıvrılıyor bir tüp haline gelip kapanıyor. Bunun dış kısmından cilt oluşuyor, iç kısmından da nöral yapılar meydana geliyorlar. İşte spina bifida'da nöral yapıların şeyi, ne derler, gelişim evresi şu gösterdiğim maviyle görünen sağ taraftaki aşamada duruyor. Yani bundan sonra nöral tüp kapanamıyor. Kapanamadığı için sonuçta bunlara o yüzden nöral tüp kapanma defekti diyoruz. Bütün spinal distrofizmle. Peki tamam, tüp kapanmazsa kapanmazsa. Neden gergin omuriliğe neden şey ortaya çıkıyor? Çünkü şöyle, normal dokuda ortada bir omurilik olmalı. Bu ektodermden oluşuyor. Etrafında bir duramater olmalı. Duramater mezodermaldir biliyorsunuz. Bir de bunun etrafında vertebral ve diğer bağ dokusu var. Kas iskelet sistemi var. Bunlar da mezodermal kökenli. Bu çocuklarda kapanmıyor. Evet, bunlar plaka şeklinde üstte kalıyorlar. Ama bakın solda ve sağda kesişim noktalarına. Buralarda ektoderm ve mezoderm, yani bu kesişim noktalarında bir kompleks bir yapı şeklinde kendi içlerinde
kendi birbirleriyle iç içe geçiyorlar. Doğal olarak vertebraya omurilik bağlanmış oluyor. Omurilik bağlandığı için de ne derler o adına? Omurilik yukarı doğru yer değiştiremiyor. Bu movie'yi göstermiştim size daha önce ama bir kez daha göstereceğim. Çünkü bunu daha önce mielomeningosel onarımı için göstermiştim. Bakın bu bir mielomeningoselli olan hasta. Size burada yapışıklıkları göstermek için böyle bir şey yapacak. Bu film şeyi gösteriyor, movie'yi. Açık bir kese bu, mielomeningosis. Kafada hidrosefalisi de var aynı zamanda çocuğun. Bakın burada mikroskoba geçeceğiz. Burada beyazla gördüğünüz bu doku aslında omurilik dokusu işte. Plakot kapanmamış. Yani bunun yuvarlak şekilde olması gerekiyordu. Ama kapanmamış ve düz kalmış. Biz her zaman proksimalden başlarız insizyona biliyorsunuz. Önce bir normal doku bulup sonra o normal dokuyu yukarı doğru takip ederiz. Bakın duramater çıktı burada. Burası normal. Etraftaki kemik doku normal, şey normal. Buradan bir duramater ve işte şeyin omuriliği bulup onların arasından yukarı doğru ilerleyeceğiz. Bakın bu aslında omuriliğin devamı şu anda kestiğim şey. Yani omuriliği şu anda etrafındaki... Bakın plakot şeye nasıl yapışık? Duramatere ve altındaki dokulara. Şu anda tuttuğum şey, bakın omuriliği sıyırıyorum burada ben. İşte omuriliğin yukarı doğru yer değiştirmesini engelleyen şey bu. Bu yapışıklık, yani bu yapışıklık olduğu için doğal olarak yukarı çıkamıyor. Bakın, pardon özür dilerim. Biraz önce de omurilikle durayı beraber ayırdık. Şimdi bakın, omuriliğin kendisi de duramatere yapışık. Hatırlayın o kenarlardaki işte kaotik alan burası. Hem duramater yapışık, o omuriliğe yapışık. Bunlar da biraz önce ayırdığımız gibi etraftaki dokulara yapışıktı. Sonuçta biz bu alanı yeniden rekonstrükte ediyoruz. Bu çocuk bu şekilde yaşamaya devam ederse, bunun bu çocuğa ne zararı var? Var olan fonksiyonlarının boyu uzadıkça omurilik hasarının yukarı doğru ilerleyip, eğer mesela örneğin bu çocuk lomber 2 altında paraplejikse, bir süre sonra torakal 12 altında paraplejik olmasına neden olacak. Yani var olan fonksiyonların gerildikçe kaybolmasına ve yukarı doğru fonksiyon kaybının ilerlemesine neden olacak. Nereye kadar? Torakal 12'ye kadar. Onun üzerine çıkamayacak. Sonra rekonstrükte edeceğiz omuriliği. Buna hep şey derler, piyadan piyaya dikmek lazım ama hani bulup dikebileni biz daha görmedik. PNG'nin kurslarında da hep tartışırız. Omuriliği baştan aşağı bu şekilde rekonstrükte edeceğiz. Kendimize bir tüp oluşturacağız. Bir nöral tüp oluşturacağız. Bunun içinde santral kanalda olacak. Yani içerisinden boz geçecek. Ondan sonra bunun üzerine duramateri kapatacağız. Bakın bir artık omuriliğimiz var sağlam. Bu omuriliğin üzerine duramateri kapatacağız. Onun üzerine cildi kapatacağız. Böylece bütün anatomik katları rekonstrükte etmiş olacağız. Ama şunu düşünün. Bu hala yapışıklığı çok fazla engellemiyor. Şöyle ki aşağıda filmi de keseceğiz bu arada. Bütün şey ameliyatlarında, spinal diskofizmde. Çünkü şöyle biz burada bir sürü şeyleri özellikle bu omuriliğin üst tarafına attığımız dikişler de duramatere yapışma eğilimindeler. İşte onlar yeniden gergin omurilik şeklinde ortaya çıkabiliyorlar. Retracted cord oluyorlar yani. Sadece bu kadar değil. Mesela bu bir meningosel. Hani meningosellerin içinde nöral yapı yoktur diye bir laf vardır ama vardır aslında. Ve fakat bu nöral yapı doku bir işe yaramaz. Şimdi bu da aynı şekilde. Ya omurilik madem şeyin içinden geçiyor, kanalın içinde ve omurilik kesenin içine çok fazla bir şey girmiyorsa bunları niye ameliyat ediyoruz? Ya bir kere bu keseyle zaten yaşayamaz çocuk ama. Bakın bunun içerisine şeyle bakacağız. Endoskopla bakacağız şimdi. Ben çok gençken bana Yusuf abi ilk endoskopu verdiğimde al dedi bunu ne yaparsan yap dedi endoskopu. Ben de bulduğum her kese benzeri içi sıvı dolu şeyin içerisine sokup bakıyorum. Bu meningosel. Bakın kesenin içi burası. Bakın omurilik burada. Aslında burada bitiyor. Bundan sonraki kısmından kök çıkmıyor gördüğünüz gibi. Yani burası aslında... Bunlar işe yaramayan dorsal rutlar. Ama yine de omuriliğe bağlı ve bakın şimdi kesenin tepesine bakıyoruz. Yukarıya bakıyoruz tavana. Tavanına gidip bağlanıyorlar. Yani bunları da şey olarak bırakamazsınız ameliyat etmeden. Yine gergin omuriliğe yol açacak. Yine o kaotik olan kısım bu sefer yukarıda oluşmuş. Mezenkimal dokularla ektodermal dokular yukarıya bağlanmış. Bunları rezeke etmek ve gergin omurilik oluşmasını boyu uzadıkça çocuğun engellemek gerekiyor. Tamam mı? Konsepti anladık. Yani bu omuriliğin bir şekilde yukarı doğru yer değiştirmesini sağlamamız gerekiyor. Patolojinin çoğu anne karnında olsa bile. Şimdi bütün spinal distrofizm operasyonlarının ortak amacı zaten ortak amacı. Her birinin bir de kendi amaçları vardır ama hepsinde ortak olan şey bu. Biraz önce yaptığım gibi embriyolojik gelişimi cerrahi olarak tamamlayacağız bir. İkincisi çok önemli bir şey. Eğer gergin omurilik sendromu zaten varsa bunu düzelteceğiz. Yoksa da olmaması için bir önlem alacağız. Bir profilaktik cerrahi yapacağız yani. Çocuğun boyu uzadıkça omuriliği
girilmesin, fonksiyon kaybı olmasın diye. Bu işin kötü yanı ise şu, çok büyük tartışmalar olması özellikle gergin omurilikte ve herkesin farklı davranmasının nedeni şunlar. Bir kere bunlar çocuk. Bu çocukları oyun çağı grubu hastaları çoğunlukla, hatta yeni doğan bunlar. Bunların nörolojik semptomlarını saptamak ve bunları takip etmek çok zor. Elektrofizyolojik testler var, SEPMAP demin anlattığım gibi. Ama bunları infantlarda çok iyi yapamıyoruz. Genitourinary sistem testleri var ama bunlar da çocuklarda çok verimli değil. Kaldı ki yapması çok zor. Yani progresyon bu çocuklarda çok yavaş oluyor. Öyle olunca bunu fark etmek de çok zor oluyor. Bir de her ekolün ayrı bir uygulaması var. Hani Fransız ekolü ayrı anlatacağım size birazdan. Başka ekoller farklı davranıyorlar. Öyle olunca uniform bir şey bilgiye ulaşamıyoruz. Yani ne yapmamız gerektiği halde hakkında %100 bir şeyimiz yok. Şimdi neden hepsinin doğal seyirlerini bilemiyoruz? Bir kere şöyle, demin gösterdiğim çocuk gibi mielomeningosel veya meningosel olanları zaten ameliyat ediyoruz. Onlar bu keseyle yaşayamazlar. Mielomeningosel üstü açık, enfekte olur. Onların nasıl gittiğini bilmiyoruz. Yakaladık mı ameliyat ediyoruz. Tip 1, tip 2 ayrı komolilik malformasyonların ortasında kemik var zaten. Onlar hiç şüphesiz kesin şey olacaklar, gergin omurilik sendromuna yol açacaklar. O kemiği orada bırakmak veya fibroz bandı bırakmak mantıklı bir şey değil. Başka bir grup daha hastalık var. Bunlar lipomlar, film lipomu veya konus lipomları. Bunlar da gergin omuriliğe yol açıyorlar. Ama bunların diğerlerinden bir farkı var. Bunlar çok iyi araştırılmış. Bunların doğal seyrini işte biliyoruz. Neden? Çünkü kimse bunları yapmak istemiyor. Kalın film terminaliği değil. Ama konus lipomlarını tam mümkün olduğu kadar kaçmaya çalışıyor insanlar. Çünkü konus lipomları kaotik bir takım patolojiler. Şöyle bir şey düşünün. Bir lipom dokusu var. Bu hem omuriliğine yapışık hem de cildine yapışık. Veya cildine yapışık değilse bile, bakın burada gördüğünüz gibi omurilikle beraber geliyor, sonra çıkıp cildine yapışıyor. Bunlar aslında spina bifida ile beraber, nöral tüp kapanma defektiyle beraber olan şeyler, malformasyonlar. Yani bu çocuklar hem spina bifida var, nereden biliyoruz? Orta alt kapanma defekti var ki o lipid oradan çıkmış, cilt altına gitmiş. Hem de elle palpe edebiliyoruz zaten dışarıdan. Bir de bunlar var. Spina bifida olmadan gelişmiş. Sekonder nörolasyon hataları bunlar aslında, biraz daha teknik olursak. Bunlarda dışarıdan gördüğünüz bir şey yok ama içeride de omurilik bir şekilde lipomla sonlanıyor. Kaudal lipomlarla sonlanıyor veya kalın film terminali oluyor. İşte o her zaman merak ettiğimiz şeylerden bir tanesi. Biz aslında artık şey dememeye çalışıyoruz mümkün olduğu kadar. İşte lipomiyelomeningosel değil. Aslında bunlara konjenital lumbosakral lipomlar diyoruz. Ve bunların da iki türü var. Ya konusta olma eğiliminde bu lipomlar ya da filumda olma eğilimindeler. Ve iyi incelenmelerinin nedeni konus lipomlarından, dediğim gibi herkesin korkması. Çünkü konus lipomları böyle şeyler. Çok kaotik patolojiler bunlar. Kaudal olanları biraz daha kolay. Ama transizyonel olanları, kaotik olanları, sağ taraftaki drezi geçip bütün omuriliği sardığı için şeyleri kökleri diseke etmek mümkün olmadığı için, aynı zamanda omurilikle yağ dokusu arasındaki planı nerede başlayıp nerede bittiğini iyi tespit edemediğiniz için çok zor patolojiler. Ama işte bundan kaçmak için bunları takip mi etsek acaba diye bir takım çift kör çalışma bildiğiniz gerçekten şeyli takip ne derler? Kontrollü takip hastaları grupları oluşturmuşlar ve bazılarını ameliyat etmemişler. Ve bakın şöyle bir şey çıkmış. Üstteki tarafı boş verin. Ama takip edilen olguların %76'sı en geç 88 ay içinde kötüleşmiş. Yani 5-6 yıl içerisinde kötüleşmiş. Tamam mı? Yani sonuçta bunları bıraktığınızda ne? Peki niye kötüleşiyorlar bunlar? Bunlar aslında şeyden kötüleşiyorlar. Ne derler onun adına? Gergin omurilikten kötüleşiyorlar. Yoksa lipom büyüdüğü için değil. Bunları sadece %13'ünde lipom büyüyor. Zaten tümör değil, bir şey değil. Ama bunlar neden kötüleşiyor %76'sı? 88 ay. Ama bir de şu var. %25'i de kötüleşmiyor. Şimdi kötüleşen hastalarda semptom varsa bu bütün spinal disrafizmler ve hatta bütün gergin omurilikler için geçerli. Eğer ilerleyici bir semptomu varsa hastanın zaten cerrahi indikasyonu var. Bu konuda hiçbir şüphemiz yok. Asıl sorun asemptomatik hastalarda. Yani hastayı buldunuz, geldi, kalın film terminalesi var. Anladınız mı? Veya lipomiyelomeningoseli var. Bu hastaları ameliyat etmeli miyiz yoksa beklemeli miyiz kısmı? Bunlar da çok önemli. Hastanın hiçbir bulgusu yok. Hiçbir bulgusu yoksa ne yapacağız? Şimdi bakın, bu adam Pierre Kahn. Pierre Kahn Fransız ve bakmış ki
bir takım çalışma. Zaten bu deminki çalışmaları yapan da o. Bu çocukların şeylerini, doğal seyirlerini inceleyen de Alain Perkan. Bu adam şöyle bir çalışma, şöyle bir tablo çıkarmış. Diyor ki, ya diyor ben diyor profilaktik cerrahi yaptığımda diyor, profilaktik cerrahi, yani yakaladım ve cerrahi yaptım. Hiç semptomları yoktu. Ben diyor profilaktik cerrahi yaptığımda diyor, bunların diyor %33'ü 8 yıl içinde kötüleşiyor zaten diyor. Kendi serisinden bahsediyor. Tamam? Oysa bir de konservatif kaldığı bir grup var. Bunlar da gergin omurilik oluyor. Ama bakın 8 yıl içinde %40 yakında diyor gergin omurilik olacak diyor. E o zaman ben bunları niye ameliyat ediyorum ki diyor. Anladınız mı? Yani profilaksi de yapsam sonunda bunlar yapışacak ve 8 yıl içerisinde bunların %30 ila 40'ı gene kötüleşecek diyor. Bu durumda ben diyor bunları eğer asemptomatikse, hiçbir bulguları yoksa ben bunları takip ederim ve ancak diyor yakaladım yani bir bulgu ortaya çıkarsa ameliyat ederim diyor. Tamam mı? Ve çok büyük serileri var bunların. Buna karşı şey geliştirense Dahlin Peng. Dahlin Peng de diyor ki ya arkadaş diyor ben diyor iyi bir cerrah, benim komplikasyon oranım çok düşük, ben de hepsini ameliyat ederim, hiç sorun yok. Ben de ve diyor o geri kalan şeyi de o bu nörolojik defisit gelişmeden bu çocukları profilaktik olarak kurtarırım diyor. Tamam? İşte size şey, gergin omurilikle ilgili çok tartışıp duruyoruz ya, bunlar dünyanın en büyük iki tane şeyleri, en büyük demeyelim ama en çok sayıda hasta ameliyat etmiş. Gerçekten hayatlarının çok büyük bir kısmını bu gergin omurilik ve konjenital malformasyona adamış iki büyük yazar. Ve bunların şeyleri, fikirleri birbirinden farklı. Yani hasta olarak ona giderseniz Pierre Kahn sizi takip ediyor. Ama Dahlin Peng'e giderseniz sizi ameliyat ediyor. Anladınız mı? Ve bunu kongrelerde şirin şirin tartışırlar. Çok güzel tartışma şeyleri vardır, tarzları vardır. Ama yani biz hangi gruptayız derseniz ben en azından hani şeyden dolayı açık nöroşir grubu da biraz buna meyillidir Türkiye'deki. Aynı zamanda hocalarımdan da dolayı Safet abi ve Yusuf abiden gördüğümden. Profilaktik cerrahi yapma taraftarıyım aslında. Aileye gene her şeyi anlatıp sonra profilaktik. Neden? Çünkü şöyle bir sorun var. Bu çok önemli bir sorun. Peki bu hastalarda nörolojik bir şey. Pierre Kahn diyor ya hafif bir nörolojik defisit olursa o zaman ameliyat ederim. Bunun düzelme ihtimali ne kadar? Bunun geri dönüş ihtimali %27 çünkü. Yani eğer bir çocukta idrar inkontinansı ortaya çıktıysa artık idrar inkontinansı %75 ihtimalle kalıcı olacak demektir. Anladınız mı? Yani bu nedenle de profilaktik cerrahisini savunan çok büyük de bir grup var. Dahlin Peng gibi. Peki bizim bu operasyonlardaki amacımız ne? Omuriliği serbestleştirmek, dekompres etmek mümkün olduğu kadar. Olabildiğince bu lipomlar için tabii yağ dokusu çıkarmak, şu bu falan filan ama en önemli şey şu bakın aslında. İkinci bir madde var. Yeniden yapışmayı ve gergin omurilik gelişimini de engellemek istiyoruz. Çünkü bu yeniden retetritlara yol açıyor. Bizim oradaki şey dikiz sütür hattımız dorsale doğru, posteriore doğru şey yapıyor, yapışıyor. Bunun için bu hastalarda eğer böyle bir şey, mielomeningoseller için geçerli bu, aynı zamanda lipomielomeningoseller için dural keseyi, dural sakı mümkün olduğu kadar geniş kapatmak lazım ki hani çok basit bir mantıkla duramaterle omuriliğin birbiriyle olan ilişkisini kesmek için. Tamam? Ve bir de şu bir kuraldır. Bakın biz ayrık omuriliklerde her ne olursa olsun, hangi seviyede olursa olsun, her durumda filum terminali'yi keseriz. Ne olursa olsun. Çünkü gösterilmiştir ki bu hastaların %60 ila 90'ında filum terminali de anormaldir. Spinal cord şeylerinde, ne derler? Konjenital spinal deform şeylerde, anomalilerde. Tamam? Hatta ikinci insizyon gerekirse, yani ikinci insizyon bile yaparsan, yukarıda tip 1 aylık omuriliği yap, sonra aşağı in, git sakrumda L5-S1 aralığından aç, oradan filumu kes gibi. Neden? Bundan korkuyoruz işte. Sekonder gergin omurilik sendromundan. Spina bifida grubu içinde %1 ile %50 arasında değişen oranlarda görülür. Spina bifida grubu bir çorba olduğu için böyle garip bir oran var. Ama net olarak şöyle söyleyebiliriz. En sık görüldüğü patolojiler en kaotik olan iki grup. Mielomeningosel ve lipolar. Bunlarda neredeyse %60'a kadar ki %60 bildiren David McLaughlin'dir. Yani çok büyük bir seride %60 yeniden gergin omurilik olduğunu söylüyor. En ender olan da filum lipom. Yani kalın filum terminalinin olduğu hasta grubu. Onu yapışacak bir şey yok çünkü orada. Yani sen filmi kesiyorsun. Biri yukarı gidiyor, biri aşağı gidiyor. Yani bir yere yapışma ihtimali yok. Diğer spinal distrofizmler bunların arasındaki oranlarda seyrediyorlar. Yani hani şunu söylemek istiyorum. Pediatrik spinal cerrahiyle uğraşan bir insansanız
bu gergin omurilikler kadar bir de bunların ikinci, üçüncü cerrahilerini düşünmek zorundasınız. Yani gerekecek mi, gerekmeyecek mi diye ona göre tedbirler almanız gerekiyor. Bakın bu yeniden bu bir meningosel hastası. Bir meningosel ameliyatı yapmışız. Gayet iyi. Çocuk büyümüş etmiş ama bakın burada bir yapışıklık var. Zaten görebilirsiniz. Konusu düşük ki bu çocuklarda konusu zaten yukarı çıkmıyor. Hani konusu yer değiştirmesini beklemek hayalcilik. Konusu çok yukarı çıkmıyor ama bakın üst taraftaki üst seviyelerde duran şeyin etrafında, omurilin etrafında beyin omurilik sıvısı hattını çok iyi görebilirken aşağıda posteriora yapıştığını görüyoruz. Yani işte size aynen dediğim şey, omurilik rekonstrüksiyonunu yaptığımız yerden dorsale yapışıyor. Hemen hemen bir kural olarak yani çok büyük bir çoğunluğu dorsale yapışma eğilimindedir omurilik. Ama bu tabii dediğim gibi bu bir %100 kural değil. Tıpkı dediğiniz şeyde hiçbir şeyin garantisi yok. Bakın başka bir hasta. Mielomeningosel ameliyatı yapmışız. Ameliyattan sonra çocuğun omuriliği bir segmentte öne yapışmış, bir segmentte arkaya yapışmış. Yukarıda gayet normalken. Yukarıdan gayet normal geliyor. Bir seviyede öne yapışmış, bir seviyede arka. Bunun nedeni çoğunlukla şeydir. Kullandığınız dikiş materyalleri veya çıkarken ortamı iyi temizlememek, orada bırakılan kan miktarı, bu kanın oluşturduğu fibrotik değişiklikler omurilik yapışıklığını arttırır. Biz bir zamanlar Gore-Tex kullanırdık. Yıllarca Yusuf abiyle beraber, Safet abiyle beraber Gore-Tex duran materyalle şeyin arasında, omuriliğin arasında bu sekonder yapışmayı önlemek için Gore-Tex'ler kullanırdık. Bunlar gerçekten yapışmayan elemanlar diye biliyorduk. Bize öyle satmışlardı bunu satanlar, Amerikalılar. Sonra bundan gerçekten yüzlerce kullandıktan sonra ve bunların re-cerrahilerini yapmaya başladığımızda arada hiçbir fark olmadığını gördük. Yani şu anda bu yapışmayı engelleyen bildiğimiz hiçbir şey yok. En azından benim bildiğim bir şey yok. Bir de ayrı bir grup var biliyorsunuz. Kalın film terminali. Aslında bunların birçoğunun kalın film terminali, yani film terminalinin konjenital anomalisi mi yoksa filer lipom mu olduğunu söylemek çok zor. Yani o da var. Muhtemelen bunlar karışık bir grup. Kamil Hoca'nın sorduğu bir soru vardır. O biliyorsunuz matematik kafası. Fen lisesi mezunu olduğu için illaki rakamlarla çalışıyor. Diyor ki film terminalinin kalınlığı ne kadardır? Ben dedim ki ölçen var mı acaba? Varmış gerçekten, yapmışlar. Normal film terminalinin kalınlığı 1 ila 1.2 milimetre. 2 milimetrenin üzeri patolojik olarak kabul ediliyor. Muş. Yani mesela ben bu bilgiyi gerçekten bilmiyordum. Çünkü bence kalın film terminali şu demek. Siz kaudal liflerin içinde MR çektiğinizde film terminali diğer kaudal liflerinden ayırt edemiyorsanız o kalın film terminali değildir bence. Yani ben hep böyle bakarım. Öbürlerinden daha zaten o bir tane olduğu için bir sürü küçük lifin arasında bir tane büyük yapı halinde oluyor. Ve diğerlerinden gerçekten çok farklı oluyor. Göstereceğim size şimdi. Bir de şu tüm lomber incelemelerde muhakkak T1 aksiyel kesitler olmalıdır. T1 aksiyel kesit olmadan, şimdi birazdan göstereceğim, bunu saptamak çok zor bir şey. Şöyle oluyor çünkü. Neden T1 aksiyel kesit istiyoruz? Yağ görmeye çalışıyoruz. Lomber, biliyorsunuz standart bir lomber incelemede sadece T1 sagital, T2 sagital ve T2 aksiyel bulunuyor. T1 aksiyel çekmiyorlar. Çünkü onlar disk aralıklarına bakmak için değil mi? Yani lomber dar kanal var mı diye. Yani omurga patolojileri açısından bakıyorlar. Omurilik patolojisini düşünüyorsanız, özellikle konjenital bir şey düşünüyorsanız T1 aksiyel de lazım. Tamam. Adamın semptomu var, onu ameliyat ediyoruz. Fakat peki film kalın, bir de böyle hastalar var. Bu kalın film olanların birçoğunda film oluyor. Lomber bir seviyesinin daha altında oluyor. Yani konusu düşük oluyor. Düşük konusu, ama çocuğun düşük konusu yok ama filmi kalın. O zaman ne yapacağız? O zaman da şöyle yapacağız. Çocuğun defisini açacağız. Eğer bu çocuğun ilerleyici nörolojik bir defisi varsa ameliyat edeceğiz. Veya şöyle, eğer nörolojik defisini saptayamayacak haldeysek benim yaptığım şey bu çocuğa nörofizyolojik testler yapmak. Yani çünkü yürümeyen 6 aylık bir çocuğu böyle bir patolojiyle takip etmenin bildiğim kadarıyla başka bir yolu yok. Peki nasıl bir şey? Kalın film terminali ameliyatı ile ilgili de bir iki şey sormuş Kamil Hoca. O yüzden size çok alengirli bir ameliyat değil. Burada şöyle söyleyeyim. Sağ taraf kaudal taraf, sol taraf kraniyel taraf. Tamam? Ben aşağı doğru gidiyorum. Eskiden nöromonitör yoktu. Tamam? Nöromonitör olmadığı zaman şöyle bir prensibimiz vardı bizim. Film nereden kesilir? Film takip edilir. En sonda duraya birleştiği yer bulunur. Ve oradan kesilir.
Neden? En güvenli yer orası da ondan, en distalden değil mi? Yani aradan çünkü lifler çıkıyor. Bazen siz bu lifleri fark etmiyorsunuz. Yani siz özellikle böyle kalın filmlerde omuriliğin nerede olduğunu, şeyin nerede olduğunu, ne onun adı? Filmin nerede başladığını, nerede bittiğini tespit edemiyorsunuz. Biz monitör yokken böyle yapardık. Şimdi monitör var, mertlik bozuldu. Artık nöromonitörle işte omuriliğe uyarıyoruz. Nöromonitörün prensibi içinde şöyle söyleyeyim. Kendi davranışımı söyleyeyim. Bu ameliyata başlarken, bu açılışı yaptıktan sonra ben önce monitörü ve hem de monitörü yapan adamı test ediyorum, tamam mı? Önce normal lifleri uyarıyorum. Bir de o normal lifleri uyardığımızda bakın aşağıdan çıkan şeyler var, lifler var hala, burası şey dedik ama. Normal lifleri de uyarıyorum. Normal lifleri uyardığımda şunu anlıyorum. Bir, elimdeki alet seti çalışıyor mu? Yani EMG çalışıyor mu? Nöromonitör şeyi seti çalışıyor. İki, normal bir sinirin bu çocuktaki uyarılma eşiği ne? Çünkü herkesin aynı değil. Anladınız mı? Yani 0.5 mi, 1 mi, 1.5 mikrovolt mu, kaç volt? Yani aşağıdan başlayarak uyarıyor ben bir lif'e dokunduğumda, motor lif'e dokunduğumda teknisyen. Ve diyor ki bana, abi diyor işte mesela atıyorum 1 mikrovoltta şey aldım ben diyor uyarıda. Aşağıdaki o lif'in artık ne? Genelde ana sfinkter olur burada. Şey aldım diyor. Ha tamam diyorum. Onu biliyorum. Artık o zaman şunu biliyorum. Filmi uyardığımda neyi geçtiğimde şey almamam gerektiğini, sınırın ne olduğunu anlamış oluyorum. Sonra da filmi uyarıp oradan normal yukarıdaki kontrol ettiğimiz uyarılardan daha yüksek uyarılara çıkıp bir şey almıyorsam filmi kesiyorum. Şeyleri ise böyle görünüyor. Radyolojik olanları da. Bakın neden T1 aksiyel istediğimiz burada harika görünüyor. Çoğunlukla bu çocukların T1 sagitallerinde şeyi göremezsiniz. Bu çocuğun çok kalın olduğu için filmi, çok kalın bir filmi vardı. Çok kalın bir filmi olduğu için sagitalde görebiliyoruz. Normalde kalın film terminali yani veya kalın ve yağlı film terminali sagital şeylerde, planlarda göremiyoruz. Onları aksiyel planlarda görmemiz lazım. Ama yağ görmek istiyoruz. T2 değil ki. Bakın T2'de hiçbir şey görünmüyor. T2 var aşağıda aksiyel kesiti. Ama yukarıda T1'de pırıl pırıl parlayan harika bir şey. Buna karşılık konusun normal olduğuna dikkat edin. Peki bu çocuk ameliyat oldu mu? Oldu tabii. Neden? Çünkü irdar gaita kontrolü yok çocuğun. 3 yaşında. Ve spastik paraparesi var iyi muayene ederseniz. Ve sık idrar yolu enfeksiyonu hikayesi var. Bu çocuklarda aklınızda olsun. Bir de ayaklarda çok sık yaralar ortaya çıkar. Kifoz ve skolyozlar aynı zamanda gergin omurile bağlı ortaya çıkacaktır. Bakın bu şeyi olan, skolyozu olan bir çocuk. 10 yaşında ve hafif bir paraparesi var ama bu yeni başlamış. Yeni başlamış derken yani çocuk normalken ne zaman başladıklarını bilmiyorlar. Zaman içerisinde paraparetik hale gelmiş. Gövde ataksisi var, dengesini kuramıyor ve idrak kaçırma şikayetleri başlamış. Bakın bu çocuğun skolyozunu ameliyat etmeye hazırlanmışlar. Lateral benlik grafileri falan çekmişler. Bu çocuğun skolyozunu ameliyat etselerdi ne olurdu sizce? Bu çocuk paraplejik olurdu değil mi? Yani çünkü siz omuriliği daha da uzatmış oluyorsunuz. Yani gerginliği arttırmış oluyorsunuz. Bu nedenle paraplejiye yol açarlardı. Neyse akıllı birisi bir şey çektirmiş. MR. İlk çektirdiği MR bu. Nasıl ne dersiniz? Bakın burada sagitalde hiçbir şey görünmüyor. Orada bir anormallik var. Biraz gözünüz şeyse yatkınsa sakralde bir aslında spinal disrafizm olduğunu anlayabiliyorsunuz. Bir posterior tarafta bir karışıklık var bakın. Orada bir kapanma defekti var. Ama sadece T2'de şeyi var. Aksiyel T2'si var. T1'i yok. İşte kavga dövüş bir tane daha çektirelim yapalım dedik. Bakın T1'de posteriorda aksiyelinde posteriorda duraya yapışan bir şeyi var. Küçük yağlı bir filmi var. Tamam? Böyle olunca çok daha garanti bir şekilde ameliyat yapabiliyorsunuz. Hani patolojinin nerede olduğunu biliyorsunuz. Tam olarak tanı koymuş oluyorsunuz falan filan. Bu da 6 ay sonra. Ya, bu değil bu. Yine ameliyat öncesi görüntüleri. 6 ay sonra geldiğinde de şeyi düzelmişti. İdrar kaçırması falan düzelmişti. Çocuğun yürümesi düzelmişti. Bakın bu bir çocuk. Bu çocuğa 1999'dan başlayarak her sene SEP yapmışız. Hepsi var benim elimde. Bakın yukarıda da 2020. 2020'ye kadar SEP yapmışız bu çocuğa. Tamam mı? Neden bu çocuklara SEP? En çok sorulan sorulardan bir tanesi bu. Çünkü dediğim gibi nörolojik, bakın hatırlayın, nörolojik defisit ortaya çıktığında artık bunu ameliyat etsek bile düzelme ihtimali çok düşük. Buradaki amaç şu. SEP'teki şeyler, hızlar artmaya başladığında, yani omurilik gerildiğinde hatırlayın, evok potansiyelleri ne oluyordu? O uyarılar uzuyordu. Bunlar uzamaya başladığında çocuğa profilaktik bir cerrahi yapalım diye. Anladınız mı? Yani defisit gelişmeden nörofizyolojik olarak tanı koyalım ve bunu düzeltebilirim. Böyle bir şansımız olsun diye. Tamam mı? Bir de bu var tabii. Bakın benim kızım.
Ama bu var, yok tabii. İnfant derken. İnfantları muayene edemediğimiz için biz profilaktik davranmak istemesek bile, tamam mı? Yine nörofizyolojiyi kullanmak zorundayız. Çünkü bu sefer bunları ameliyat ediyoruz. Şimdi bunlar yeni doğan bebekler. Yani bu bebekleri ameliyat ettikten sonra en az bir 5-6 yaşına kadar bile muayene edemeyeceğiz. Bir de bunların başlangıçtaki şeyini de bilmiyoruz ki. Yani bu çocuklar doğdu, ayak gücü ne kadar? 4/5 mi? 3/5 mi? Yani spastik mi olacak? Ne olacak? Bunları da bilmiyoruz. O yüzden mümkün olduğu kadar bu çocuklara daha ameliyat etmeden önce bir SEP yapıyoruz. Bu bizim kendimizi kontrol etmemizi de sağlıyor. Ameliyatta bir zarar verdiniz mi? Vermediniz mi? Ne oldu? Mümkün olduğu kadar tabii. Mümkün olduğu kadar ameliyattan önce bir SEP. Ondan sonra da takip süresince bu çocuk kendisini ifade edinceye kadar, boy uzaması duruncaya kadar SEP'lerle şeye devam. Bu SEP zor bir tetkik değil. Yani iğne falan batırmıyorlar. Sadece elektrot yerleştiriyorsunuz yani. Çok kolay bir tetkik. SEP yerine MEP de olabilir. Yani motor evok potansiyeller de olabilir. Hatta daha iyi olabilir. MEP yapmamamızın nedeni şu. Bu bir SEP tetkiği. MEP'in neden yapmadığımızı anlatacağım size. MEP olsaydı MEP'i yapardık. Bizim nörologlarımız MEP yapmaya çok geç başladılar. Elimizde SEP vardı daha kolay bir tetkik olduğu olarak düşünüldüğü için. Biz o zaman SEP yapmaya başladık ve buna alıştık. Ama aynı şekilde MEP'le de izlenebilir. Hatta çok daha kolay olur. Çünkü SEP yapmak için averajlamak gerekiyor. Tek bir sefer değil. Biraz uzun sürüyor. Ama MEP yapmak çok daha kolay. Tek seferde tek bir uyarıyla şeyi ne derler evok potansiyellerini elde edebiliyorsunuz. Bakın SEP'te de neye bakıyoruz? Tamam, nasıl takip ediyoruz? Yani SEP'te şu en aşağıda bir sonuç yazıyor ya, fasciculus connatus'ta bilateral normal ileti, gracilis'te işte ileti gecikmesi diyor. Buna bakarak takip etmiyoruz. Çünkü hepsinde bu yazacak zaten. Bakın yukarıda benim işaretlediğim bir şeyler var. Tamam mı? Bunlardan üst tarafta olanlar şeyler fasciculus gracilis, alttakiler fasciculus cuneatus'la. Yani el bileğinden kayıt yapmışlardı ya. Onlar işte fasciculus cuneatus'un şeyleri şeylerini veriyor. El bileğiyle korteks arasındaki gecikmeyi veriyor. Yani buradan uyardığınız korteksten ne zaman kaydettin? Arada ne kadar bir zaman geçti? Bu o zamanları veriyor. Öbürü ise tibial sinir uyarımını aşağıdan ayak bileğinden tibial sinir uyarımını doğal olarak fasciculus gracilis'te iletildiği için bize gracilis'in şeyini veriyor, hızını veriyor. Bunların ikisini birden istememizin nedeni de şu. Yani çocuğun başka bir hastalığı olabilir değil mi? Yani başka bir periferik nöropatisi, ne bileyim işte başka bir omurilik hastalığı olmasın. Yukarıda da gecikseydi o zaman diyecektik bu sistemik bir şey. Git sen nöroloğa. Ama yukarısı hep aynıyken, yani cuneatuslar hep aynıyken gracilis'lerdeki şey gecikme bize doğal olarak bir alt lumbosakral bir şey gösteriyor, patoloji gösteriyor. Bir de dediğim gibi bunları not ediyoruz biz veya yan yana koyuyoruz ve mesela diyelim ki bu P40 potansiyelini diyor ki 51.8 milisaniyede aldım. Aa çocuğa bir 6 ay sonra veya 1 yıl sonra yaptık, bunlar mesela 60'a çıkmış, 60 milisaniye olmuş. Yani gecikmiş şeyi, ileti daha yavaş gidiyor artık. Eğer öyleyse o zaman hastayı uyarıyoruz, kendimiz uyarıyoruz ve profilaktik, yani en azından ben öyle yapıyorum. Profilaktik cerrahi öneriyorum yani. Ve bunun bir tane değil. Mümkünse arka arkaya bir iki tane olmasını istiyorum. Bir tane elde ettik 51.8. Bir tane daha yaptık 6 ay sonra 55. Bir tane daha yaptık 65 oldu. Yani progresif olarak uzuyor. Ki böyle uzamaz aslında, çok abarttım ama. Yani böyle uzadığı şey yaparsak, tespit edersek o zaman profilaktik cerrahi yapıyoruz. Tamam. Bir de şöyle, tamam işte anlaştık ki bu aslında bir sendrom. Bir sendrom olduğu için şu soruların cevabı yok. Gergin omurilik kanıtınızı koyacak bir patognomik öyle bir şikayet yok. Muayene bulgusu da yok. Yani kesinlikle bu varsa gergin omuriliktir diye bir şey de yok. Bir bulgular bütünü var. Testler bütünü var. Ve bunlar kişiden kişiye, klinikten kliniğe, doktordan doktora her durumda değişebilir bilen şeyler. Evet. Özetlemeye çalıştım, bu kadar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum ve tekrar Kamil Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa da yanıtlamaktan büyük bir mutluluk duyarım. Ne diyoruz? Ramazan. Güngör. Yeşil Asistan Belediyesi'nin sesini açalım. Abi o kadar sıkıcıydı ki uyudunuz değil mi hepiniz? Yok, Estağfurullah hocam, bugün çok zevkliydi. İlk şeyi yapıyor. Abi çok büyük konudur aslında, yani kusura bakmayın. Onun için hani en özet şekilde 50 slide oldu.
Ben size teşekkür ederiz hocam değerli sunumunuz için. Detaylı ve güzel anlatımınız için de ayrıyeten kendi adıma teşekkür ediyorum. İsterseniz ekran paylaşımını kapatın, sorulara tamam, geçelim. Hocam öncelikle sunuma başlamadan önce iyi akşamlar dileyen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Sorulardan başlayalım. Berke Demirci Bey bir soru sormuş. Ne sıklıkla SEP yapmalıyız? Takip için ne sıklıkla SEP yapmalıyız diye sormuş. Ben şöyle yapıyorum. Yani yılda bir. Yılda bir kez. Ama şöyle, arada bir yerde şeyi yakalarsam eğer, SEP'in artık uzamaya başladığını yakalarsam, dedim ya birkaç tane arka arkaya olsun istiyorum. Yani içimi rahatlatmak için, bir yanlışlık olmadığından emin olmak için. O zaman 3 veya 6 ay sonra bir tane daha. Gene 3 veya 6 ay sonra bir tane daha. Arka arkaya uzadığını tespit edersek o zaman ameliyat. Teşekkürler hocam. Murat Ulutaş Bey, öncelikle tekrar hatırlatma yapayım. Sorunuzun önüne çalışma yeriniz, şehir ve isim soy isim eklerseniz daha güzel olur. Güzel sunum için teşekkür ederim. Kalın film terminalinin kesilmesi, hatta arada defekt yaratılmasına rağmen sonrasında çekilen kontrol MR'da film kesilmemiş gibi görülüyor. Tabii ki. MR raporları, hatta değerlendiren meslektaşlarımız bile kesilmemiş olduğunu düşünebiliyor. Evet. Bu ya konuyla maalesef ilgili düşünceleriniz ve önerileriniz nelerdir? O meslektaşımızın çok konuşmaması. Ya çünkü tabii ki. Yani bunu görmek mümkün değil. Orayı kesiyorsunuz kaç milim? MR'ın zaten hassasiyeti ne kadar? Yani o arada 2-3 milim kadar bir boşluk oluşuyor. Bunu şey yapmak çok zor elbette. Kanıtlamak da zor, göstermek de zor. Çünkü konusu da yukarı çıkmıyor dediğim gibi. Buna söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Yani dediğim gibi doktor doktorun kurdudur. O yüzden mümkün olduğu kadar meslektaşlarımızı çamur atmamak lazım. Teşekkürler hocam. Değerli hocamız Kemal Yücesoy'un sorusu. Çiğeri olmaksızın syrinx kavitesi olan hastalarda gergin omurilik varlığı nedir? Vardır tabii. Hem de çok sayıda vardır. Yani nedense çiğeri malformasyonuyla beraber gergin omurilik görülme ihtimali biraz daha yüksek. Şeyi hatırlamıyorum, tam rakamı hatırlamıyorum, kusuruma bakmayın. Ama onların birlikteliği biraz daha sık görülüyor. Ben bütün syrinx'i olan hastalarda muhakkak ki illaki bir de gider aşağıya bakarım. Yani Chiari'si var, syrinx'i var ama ne olursa olsun bir MR'a bakar. Hani gidip aşağıda bir patoloji var mı diye bakmak lazım diye düşünüyorum o hastalarda. Teşekkürler hocam. Bursa'dan Adnan Demirci Bey, güzel sunumunuz için teşekkür ederim demiş. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nden Zübeyde Özkaya hocamız, akıcı ve bilgi doluydu. Çok teşekkür ediyorum demiş. Selam Ramazan... Selamlar hocam. Ramazan Tunç Bey, sıkıcı sunumu çok zevkli anlattınız. Teşekkürler demiş. Sağ olun. Mehmet Ali Trabzon'dan, Mehmet Ali Bey. Hocam spina bifidalıyım. 21 yaşındayım. Tethered kordum var. Ameliyat ediliyorum. Konus lipomum var sanıyorum. Ameliyat etmiyorlar. Şeklinde bir numa şey almışsınız anladığım kadarıyla. Ne sanırım anladım? Korsan. Evet. Hastalardan evet. Katılan. Valla doğru doktoru bulmak gerekiyor tabii. Herkesin ilgi alanı farklı. Yani mesela örneğin ben hemen hemen hiç şey ameliyatı yapmıyorum. Yetişkin ameliyatı yapmıyorum. Yani bir çocuk beyin cerrahisiyle ilgilenen, bu konuya ilgi duyan birisini bulmasını tavsiye ederim. Evet hocam. Aytül Gökmen hocamız Manisa'dan, güzel bir sunumdu, akıcılığı ile çok zevkliydi, teşekkürler demiş. Göksin Sengül Erzurum'dan, 4 yaşında erkek hasta, nörodefisit yok, konus yerinde, kalın film var. Cerrahi gerektirmeyen skolyoz var. Serbestleştirme yapalım mı diye sormuş Tuncer hocam. Yapalım. Tabii çünkü skolyoz zaten şeyin bulgularından bir tanesi. Yani gergin omurilik bulgularından bir tanesi. O yüzden gösterdim sana biraz önce de vardı. O çocuğun segmental vertebra anomalileri de var ama bizim öyle hastalarımız var. Skolyozu gittikçe artan. O yüzden yapmak gerekiyor. İşte o bulgulardan bir tanesi. Konus normal. Şey de var, bir bulgu yanına bir şey koymak lazım ona. Skolyoz onun şeylerinden bir tanesi. Destekleyicilerinden. Teşekkürler hocam cevabınız için. Hocam teşekkür ederiz güzel sunumunuz için demiş Ozan Çılgın Bey. Yağlı filmi mevcut, defisiti olmayan,
siyatarjisi ve septe ileti gecikmesi mevcut olan hasta için aralıklı sept mi, cerrahi mi önerirsiniz? Bir daha söylesene ya. Kusura bakma, anlıyorum. Yağlı filmi olan, defisiti olmayan, siyatarji ve septe ileti gecikmesi mevcut olan hasta için sept ile takip mi yoksa cerrahi mi? Ya şöyle işte anlattığım gibi hiçbir bulgusu yoksa işte arka arkaya nörofizyolojik birkaç tane şey yaparım. Ben olsam sept yaparım. Bunlarda bir kötüye gidiş varsa, anladınız mı? Yani uzamalar varsa bu septe, o zaman cerrahi yaparım. Yani bir tane şeyle karar vermemeye çalışırım. Mümkün olduğu kadar arka arkaya birkaç tane elimde kötüleşen şey görmek isterim. Sept görmek isterim. Anladınız mı? Öyle olursa nörolojik defisit olacak demektir bir süre sonra çünkü. Evet. Klinimiz asistanlarından Doktor Selim Bozdağ. Tuncer Hocam teşekkürler. Patofizyolojisi ile birlikte neyi neden yaptığımızı anlamak bizim için çok güzel oldu. Film üzerine yapışık normal nöral liflerden ayıramadığınız vaka oldu mu? Veya MR'da kalın filmi görüp ameliyatta ayırt edemediğiniz oldu mu? Hayır, olmadı. Ya bak şöyle, şöyle oluyor. Eğer üzerinde lif var, şimdi biz hep şey yapmayı başardık bugüne kadar da, hani sadece fikir jimnastiği yapıyorum. Şimdiye kadar hep ayırdık yani. Ama mesela ayıramadım olursa ne yapardım biliyor musun? En distale giderdim. Yani filmi takip et işte. Durayı açmaya devam et. Durayı açmaya devam et. Distale. Bu film illaki bir yerde şeye yapışacak. Duraya yapışacak değil mi? Yapıştığı yerden kesersin hani. En güvenli yer orası çünkü. Mantıken. Öyle bir şey yaparım. Filmi bulamadım hiç olmadı. Yani film gerçekten gözle ayırt edebilecek kadar diğer şeylerden, gerçek liflerden, sinir liflerinden farklı bir yapı. Hele bir de yağlı filmsa o zaten kolaylıkla fark edilebiliyor. Daha önce film yoktu. Ben uzmanlığımın ilk yıllarında asistanlığımda çok film kestik biz. Yani Yusuf abiye derdim. Abi ben kırmızıyı mı keseyim, maviyi mi keseyim derdim. Maviyi kes. Mavi Yunan rengi derdi. Onu keserdik. Evet. Teşekkürler hocam. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi'nden öğretim görevlisi Kemal Bey az önce cevapladığınız soruyu tekrarlamış. Patolojik siyataji dışında şikayeti olmayan hastalarda cerrahi önerir misiniz demiş. Siz seri SEP ile takip diye az önce cevaplamıştınız. Evet. Doktor Musa Çırak Bey, hocam gerçekten muhteşem bir sunum. Bir gün önce SSGD kongresindeki sunumunuzu da izledim. Çok iyi bir öğretmensiniz. Nefes almadan izledik ve dinledik. Teşekkürler demiş. Çok sağ ol. Ne kadar naziksiniz. Sağ ol. Doktor Mehmet Seçer, Alanya'dan, meningosel veya meningomiyeloselde cerrahi sonrası retetrikord açısından ne kadar sıklıkla MR çekilmeli? SEP ve MEP yapamıyorsak MR çekmek lazım. Harika bir soru bu. Çünkü şöyle, MR'la takip ediyorsunuz değil mi? MR'la takip etmeyin ki. Çünkü ben daha şimdiye kadar hiç yapışmamış meningosel şeyi görmedim. Meningosel değil, miyelomeningosel hastası görmedim. Yani onların hepsi yapışıyor zaten. Miyelomeningosel hastalarının hemen hemen hepsinde ameliyat ettiğimiz omurilik segmenti duraya yapışıyor. Buradaki sorun şu, ondan sonra boyuzlaması gergin omuriliğe yol açacak mı? Yani sizin MR çekip, ya bu yapışık diye görmenizin çok büyük bir anlamı yok aslında. Çünkü yapışıksa ve kötüye gitmiyorsa onu gene ameliyat etmeyeceğiz. Biz kötüye giden hastayı ameliyat ediyoruz. Asemptomatikse zaten veya semptomları stabilse zaten takip ediyoruz. O yüzden o hastalara sürekli MR çekmeye bir gerek yok. Ama nörofizyolojik test yapmaya gerek var işte. O çocuğun boyu uzadığı zamanki işte şey gecikmesi, ileti gecikmesi sizi şey için uyaracak. Ya burada bir yapışıklık var. MR ameliyat için lazım. Hani nereden nereye yapışmış, nereye açalım gibi. Yani takip için değil. Teşekkürler hocam cevabınız için. Sedat Çağlı Bey, güzel sunum için tebrikler. Film kesilmesinde bir sınır var mı? Ne sınırı? Yaş sınırı. Aşağıda yaş. Tekrar yazmış hocamız. Hayır, bildiğim kadarıyla yok. Yani şöyle söyleyeyim size, benim ameliyat ettiğim en yaşlı hasta 55-60 yaşlarındaydı. En küçüğü de yeni doğandı. Teşekkürler hocam. Operatör Doktor Tarkan Abak, erişkin ayrık kort nörolojik defisitsiz vakalarda cerrahi ne zaman planlanmalı? Hiçbir zaman. Yani eğer bir sorunu yoksa, ortaya çıkmadıysa,
Onun artık boyu uzamış durmuş. Onlar da şöyle. Şimdi tabii erişkin gergin omurilikler de var. Erişkinde de ortaya çıkabiliyor. Ender de olsa. Ama onlardaki sorun şöyle bir şey. Bazılarında, hepsinde değil. Şöyle, onların mesela atıyorum tamamıyla farazi başımıza da geldi. Kalın film terminalesi var hastanın. İşte benim ameliyat ettim dediğim 55 yaşında. Şimdi 55 yaşında artık boyu uzamayan bir hastanın neden gergin omuriliği olsun ki? Değil mi? Bunun iki nedeni var. Birincisi, aynı hidrosefalide olduğu gibi. Yani neden yaşlılarda hidrosefali oluyor? Çünkü kompansasyon mekanizmaları bozuluyor. Artık gliyotik doku oluşuyor. Şimdi omurilikteki de, omuriliğin içerisinde bir takım elastik lifler var. Bu elastik lifler yaşla beraber adam yaşlandığı için gliyotik bir şekilde, gliyotik bir hal aldıysa, yani gliyoziz miktarı arttıysa yaşla beraber, ki doğal olarak, bu durumda şeyi azalıyor. Elastikiyeti azalıyor omuriliğin ve çocukluğunda gergin omurilik olmayan hasta yaşlandıkça daha sert, daha katı, elastisitesini kaybetmiş bir omuriliği olduğu için bir süre sonra gergin omurilik sendromu oluyor. Anlatabiliyor muyum? Onlarda da yine aynı şekilde nörofizyolojik olarak takip edilebilir. Çünkü bunların hepsinde çocukluk çağından sonra yaşlanınca illa gergin omurilik olacak diye bir kaide yok. Mesela intrasakral meningoseller var. Onlarda da gergin omurilik oluyor. Ama arada görüyoruz öyle hastalar. Hiçbir şikayeti yok adamın. Yani adamın şikayeti yoksa ameliyat etmenin de bir anlamı yok yani. Semptomu olmayan hastayı daha mutlu edemeyiz zaten diyorsunuz hocam. Teşekkürler. Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi'nden Doktor Abdülkadir Demir. Hocam güzel sunum için teşekkürler. İmkan varsa birkaç operasyon videosu gösterebilir misiniz demiş. İnşallah bir başka bir sunum sanırım. Evet, evet. Mesut Mete, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden. 15-16 yaşında sonradan başlayan skolyoz varlığında lomber MR normal, SEP normalse skolyoz cerrahisi öncesinde yine de filumu keselim mi? Hayır. Teşekkür ederim demiş. Hayır. Yani bunlar normalse artık o idiopatik skolyozdur. İdiopatik skolyozda öyle bir şeyimiz yok, yaklaşımımız yok. Teşekkürler hocam. Ferhat Harman Bey, filum olduğundan eminsiniz fakat nöromonitör pozitif uyarı veriyor. Ne yaparsınız? Güzel sunum için teşekkür ederim şeklinde iletmiş hocam. Valla iyice bakmak lazım. Üzerinde bir lif vardır. Eğer gerçekten her şeyi doğru yaptıysanız, yani dışarıdaki lifleri uyardığınız zamankiyle aynı voltajda, aynı voltta uyarı alıyorsanız, onun içerisinde bir şey kalmış olmalı. Bir göremediğiniz, ayıramadığınız bir lif. Valla iki tane ihtimal var. Birincisi veya işte yanınızdaki teknisyen bir şeyi yanlış bir yere bağlamıştır. Bu da yani size o şey yapardım ben olsaydım. Size anlattım ya biraz önce. En emin kesme yeri. En distale giderdim. En distalden kesmeye çalışırdım. En mantıklı yöntem o yine. Teşekkürler hocam cevabınız için. İzmir'den Emre Çavuşoğlu Bey. Gergin omurilik sonrası deformite ameliyatı ne zaman düşünülmeli? Biz anlattık onu. Emre biz sana... Emre bizim klinikten. Evet. Deformite... Ya ne zaman biliyor musunuz? Ya hastanın şeylerini, ne derler, fonksiyonlarını, hayati veya değil fark etmez, fonksiyonlarını etkiledi. Ne zaman? Mesela mielomeningosel. Çocuk tamam paraplejik olabilir. Ama mesela öyle bir kifozu vardır ki bu çocuğun bakımını zorlaştırır. Fizik tedavisini zorlaştırır. Evet, o zaman yapılır. Veya akciğer kapasitesinde azalma. Bu çocukların birçoğunda çok şiddetli kifozundan akciğer kapasiteleri azalıyor. Ve sürekli şey... Yatağa bağımlı hale getiriyorlar. Benim geçen ameliyat ettim vardı bir 6 ay kadar önceydi herhalde. Çocuk artık oturamıyordu. Oturamadığı için ameliyat ettik. Ama hani ya cilt yeri, cilt sorunları. Hani öyle bir şey kifozlar oluyor ki bazen ya bunun bir zamanı yok. Çocuğun ihtiyacı varsa. Bu ta 2-3 yaşında bile başlayabilir. Vardır 2-3 yaşında ameliyat ettiğimiz çocuklar. Ta 2-3 yaşından 17, 18, 20 yaşlarına kadar devam eder. Dediğim gibi çocuğun şeyine bağlı, genel durumuna bağlı, fonksiyon kaybına bağlı aslında. Sağ olun hocam cevabınız için. Ankara'dan Kubilay Murat Özdener Bey, güzel sunum için çok teşekkürler demiş. Bir mukabele, biz de güzel dilekleri için teşekkür ediyoruz. Engin Düz Bey, P40 değerinde kaç milisaniye uzamayı anlamlı ya da anlamsız kabul ediyorsunuz? Sunumunuz için teşekkür ederim demiş. Olsun. Ya şöyle, P40 değeri zaten şey biliyorsunuz. 40 denmesinin nedeni normalinin 40 milisaniye olması. Tamam. Yani 40'ın üstünde olmalı.
Yani %10 kadar herhalde artışı şey değerlendirmeli ya. Pozitif gibi düşünmek lazım. Bunun için bilimsel bir açıklamam yok yalnız. Yani benim benim düşüncem sadece. Sağ olun hocam. Klinimizden mezun uzman doktor Baran Taşkala, kendisi Sakura Devlet Hastanesi'nde. Abi, güzel sunum için teşekkür ederiz. Özellikle gergin omuriliğe bağlı skolyoz deformitesini ne sıklıkla görüyorsunuz? Rutin MR çekimi yapılıyorsa çoğu zaman T1 aksiyel sekans olmuyor. MR çekimlerinde bu konuda öneriniz nedir? Bir daha çektiriyoruz işte, yazıp gönderiyoruz. Skolyoz da bakın şöyle, çok değişik serilerde değişik oranlar var. Hani sık görüyoruz aslında. Mesela McLaughlin'un, demin bahsettiğim Mieno-Meningocel, David McLaughlin'un bir yayınladığı seride skolyoz sıklığı ne kadar biliyor musunuz? %90. Anladınız mı? Hani kifoskolyoz diyelim, özür dilerim. Skolyoz değil, kifoskolyoz. %90. Tamam. Ancak şöyle bir şey var. Dedim ya, gergin omurilik grubu bir çorba. Buna karşılık kalın filmlerde çok daha az. Kalın film terminalisi olanlarda %5-20 arasında değişen oranlardaydı. Onlarda çok daha az. Bir de bu tabii yazara da bağlı. Hani kimisi bakıyor öyle ufak bir eğikliği dikkate almıyor ama öbürü diyor ki abi orada 5 derece skolyoz var diyor. Anlıyor musun? Bunu değerlendiren cerrahın şeyi de önemli. Dikkati de önemli aslında. Baran abinin aynı zamanda ben de söz hakkı bana geçtiğinde sormayı düşündüğüm soruyu sormuş. Skolyoz geriliyor mu postop dönemde? Tethered cord'da film kesildikten sonra skolyozu geriliyor mu aslında? Evet, geriliyor ama çok fazla değil. Yani aslında orada şöyle bir bilgi var. Onu da çok özür dilerim ya. Kimden okuduğumu hatırlamıyorum ama şöyle bir bilgi var. 50 derecenin altındaysa eğer skolyoz, ameliyatı yapıp bir sene bekliyorsunuz şeyle, fizik tedaviyle. Tamam? Ara ara kontrol. Eğer 50 derece düzeliyorsa tamam, sorun yok. Azal azal düzeliyorsa. Ama tabii şöyle olmuyor. 50 derece, hastanın 30 derece skolyozu var. O hiçbir zaman 0 kilometre olmuyor. 0 olmuyor. Ama bir, artmasını engellemiş oluyorsunuz. İkincisi de evet, yani birçok hastada eğer segmental vertebra anomalisi yoksa, kelebek vertebrası bilmem nesi falan yoksa, o zaman evet, bunlar belli oranlarda düzeliyorlar. Teşekkürler hocam. Murat Çırak Bey biraz geniş kapsamlı bir soru sormuş. Erişkin tethered cord saptanan hocalarda, hastalarda ne yapalım hocam demiş. Sunum içerisinde ve sorularda anlattınız, cevapladınız. Aynı. Semptomu varsa ameliyat edelim. Semptomu yoksa takip. Teşekkürler hocam. Rize Devlet Hastanesi'nden Gökhan Günaydın Bey. Müthiş bir sunumdu. Ağzınıza sağlık hocam. Benim sorum, dermal sinüslü hastalarımız oluyor. Erken dönemde muayene normal olduğu için genelde MR istemini en azından yürümeye başlayana kadar takipli olarak erteliyoruz. Yaklaşımımız sizce doğru mudur? Ek öneriniz olur mu? Ben biraz daha erken istiyorum. Yani 3. ay gibi. Çünkü ilk bir yaş içerisinde ilk bir yaşın sonuna doğru hızlı bir şekilde boy uzaması olan bir devre var. Hani o devreye yakalanmadan mümkün olduğu kadar hani yeni doğanda değil de yani 3 aylıkken, 4 aylıkken şöyle ağırlığı 2 kilo 2 katına falan çıktığında. Teşekkürler hocam. Murat Servan Döşoğlu Bey, filmin sırtında genellikle bir damarı bulunuyor. Kesmeden önce koterize etmiyor musunuz? Kesin. Film kesilince kraniyale ve kaudele kaçabiliyor ve kanama kontrol edilemeyebiliyor. İstanbul'dan. Tabii haklı, çok haklı, çok güzel bir uyarı. Yani biz eskiden şöyle yapardık. Orada bipolarla çalışmaktan çok korktuğumuz için olan bir şey olacak diğer liflere diye. Mesela ben ilk asistanlığa başladığımda yukarıdan bağlardık. Filer arter, o arterin adı. Filer arter filmi yukarıdan bağlardık, aşağıdan da bağlardık. Ondan sonra yakmadan keserdik. Ha? Ancak sonra işte zamanla altına bir şeyler koyduk. Teflonlar, şunlar bunlar. Eldiven koyup onu diğer liflerden ayırıp orada gerçekten dediği doğru yakmak lazım. Yani. Teşekkürler hocam. Kubilay Murat Özdener Bey, erişkin gergin omurilikte aralıklı idrar inkontinansı olan hastada tibial sep veya pudental sep klinik değerlendirmede fark eder mi? Hayır, etmez. Gerildiyse hepsi gerilecek çünkü.
Değil mi? O segmentler geriliyor zaten. Evet. Teşekkürler hocam. Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nden uzmanlarımızdan Gökhan Gürkan, 9 yaşında boy kısalığı nedeniyle tarafımıza başvuran bir hastamız olmuştu. Ayak deformiteleri de vardı ve defalarca ortopedi tarafından ayak deformitesine müdahale edilmiş. Bize geldiğinde diastosu vardı. Diastometamiyeli. MR ve BT ile tespit ettik. Gerçekten belki de muayenede ilk başta akla gelen sendrom olmalı. Evet. SEP konusuna da açıklık getirdiğiniz için teşekkürler hocam. Çok güzel bir sunum oldu. Ağzınıza sağlık demiş. Biz de teşekkür ediyoruz Gökhan hocam. Ayhan Kanat Bey, sunumda Mehmet Selçuki hocamız da var. Var mı? Ya demiş. Bilseydim bunu da bunları anlatmazdım ama bak. Şu anda yok sanırım. Yok mu? Hayır. Selamlarımızı iletiyoruz hocam yine de. Erkin Özgiray hocamız Ege Üniversitesi'nden. Hocam güzel sunum için teşekkürler. Elinize sağlık demiş. Bilmukabele Erkin hocam. Ege Üniversitesi'nden Elif Bolat hocamız. Her zamanki harika sunumlarınızdan biriydi. Keyifle dinledik. Ağzınıza sağlık abi demiş. Bizler de teşekkür ediyoruz. Kliniğimizden Serpil Ulutaş Hanım. Hocam güzel sunum için teşekkürler. Emeğinize sağlık demiş. Bizler de teşekkür ederiz. Mehmet Selçuk hocamıza herkes buradan saygılarını sunmuş. Bizler de saygılarımızı iletelim. Haluk Berk Bey, teorik olarak gerilediği söylenir ancak skolyozun gerilediğini ben görmedim. Genellikle gergin omurilik gevşetme sonrasında skolyozu artmaya devam ettiği için ameliyat ettiğim hastalarım oldu. Haklı hocam, bizim de oldu. Tabii. Eklemesi olmuş. Evet, maalesef bizim de var öyle hastalarımız. Ama yani hani eğer çok dikkatli bakarsak hani düzenen hastalarımız da oldu. Ama şöyle diyeyim, dediğim gibi bir kez daha söylüyorum. Skolyoz ortadan kalkan hiç olmadı. Ama birkaç derece, 3-5 derece. Ya, dediğim gibi asıl amaç bence aslında onların ilerlemesini engellemek. Yani ilerlemesini durdurmak önemli oldu. Çok sağ olsun ama Haluk Hoca. Bir sonraki teşekkür hem size hem de Kamil Hocamıza. Engin Çiftçi Bey, İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nden. Güzel sunum için teşekkürler. Kamil hocamızdan ricam, pandemiden sonra da bu toplantıların online olarak devam etmesi hem konular hem anlatıcılar hem de istediğiniz yerden katılabilme imkanı sunması harika bir şey. Eski tip toplantılarda bu mümkün değildi. Kendisine ve ekibine tekrar teşekkür ediyorum demiş. Güzel dilekleriniz için bizler de teşekkür ederiz Engin hocam. Cem Karabulut, Baltaliman Hastanesi Omurga Kliniği. Skolyozu veya kifozu olan ve daha önce intradural anomalilerden dolayı defalarca ameliyat olmuş hastalarda yara iyileşme ve nörolojik problemlere yol açılmaması için kısaltma osteotomisi uygulaması yaparak omurga boyunu kısaltma, düzeltme manevraları yapma konusunda tecrübeniz var mıdır? Bu konuda bir öneriniz var mıdır? Şöyle, ben yapmadım. Gerçekten hiç yapmadım. Bizde öyle bir şey var gerçekten. Özellikle aslında bak şöyle, tabii bu şeyin kapsamı çok geniş değil. Şimdi gergin omurilikte yapışıklık çok fazlaysa ve düzeltemezsen ne yapabilirsin? Yani omuriliği serbestleştiremiyorsun. O zaman alternatif ne biliyor musunuz? Total spondilektomi yapmak. Yani bir seviye vertebrayı çıkarırsınız, bu sefer vertebrayı şey yaparsınız, kısaltırsınız. Tamam? Ya böyle bir cerrahi var gerçekten. Dediği gibi çok şiddetli kifozlarda yara yeri sorununu engellemek için de yani o segmenti çıkartmak gibi spondilektomi yapmak, paraplejik hastalarda bu yapmak gibi bir opsiyon var. Ben bir tane gördüm, bir tane yaptık. O rahmetli Yusuf abiyle beraber yapmıştık. Çok sık yapılabilecek bir şey olacağını zannetmiyorum. Yani 10 saat falan sürmüştü ya. Çok zor bir ameliyat gerçekten. Anterior posterior. Teşekkürler hocam. Haluk Berk hocamız, doyurucu sunumunuz ve tartışmalar için teşekkür ederim demiş. Kliniğimizden Baran abi, T1 sekans MR normal olarak raporlandığında aklımıza gelmeyebiliyor. Rutin çekilmeli mi? Skolyoz vakalarında T1 sekans böyle bir uygulamanız var mı diye sormuş. Vallahi bizim zaten şöyle bakın. Mesela Ege Üniversitesi'nin radyoloji kliniğinde böyle bir şey yoktur. T1 aksiyel, T1 sagital. Aynı şekilde T2 şey yani hepsi birden çekilir. 4 tane görüntü, hatta 5 görüntü gelir. Bir de sis sekansı çekiyorlar ince kesit olsun diye. Yani 5 ayrı görüntü halinde geliyor. Bu maalesef özellerde yapılan bir alışkanlık. Hani
Herkes Lomber disk için istediği için. Öyle bir şey gelirse özellikle istiyoruz. Çekmek de verimli mi bilmiyorum. Hani herkese de çekmeli mi? Efficient mi? Değildir herhalde. Teşekkürler hocam. Son bir sorumuz daha var sanırım. Refactoring engellenmesi için dura kapansa bile kanal posteriorunda boz alanı oluşturmak için duraplasti gerekli mi? Evet, evet. Tabii duraplastsiz olmaz zaten. Yani orayı geniş yapmak için, ya o biraz şeyle ilgili biliyor musunuz? Yani hani ameliyat sırasında bakmak lazım. Şimdi bazı mielomeningosellerde veya o şeylerde etrafta çok fazla dura materyali oluyor. O zaman geniş geniş kapatıyorsun. Yani o olabiliyor ama şeyde eğer yeterince dura materyal yoksa ve artık sıfıra sıfır kapanacaksa, yani durayla omurilik hani kapanıyor ama hani zar zor işte onun için. O kesin yapışacak demektir. O zaman evet bir yerden bir şey bulup yani bir fasya alıp kas alıp bir şey alıp ona bir duroplasti yapmak en mantıklı şey yöntem. Teşekkürler hocam. Bitmeden önce son bir soru olarak ben bir şey sormak istiyorum. Tecrübelerinizden faydalanmak için tether cord nedeniyle opere olan hastalarda post-op dönemde PROP'taki nörodefisiti ya da inkontinansı ne kadar uzun vadede geriliyor ya da bunun ile ilgili ne söylemek istersiniz hocam? Yani ya şöyle, nöral hasarın geri dönmesi teorik olarak 2 yıla kadar uzayabilir. Tamam. Bu bütün sinir sistemi için geçerlidir. Ama hani benim gördüğüm genelde 6 aydan sonra ne oluyorsa öyle olarak kalıyor. 6 aya kadar diye şey yapalım. Biraz daha erken tanı koyduğunuz için sordum da hocam. Yeni doğan döneminde bile fark edildiğinde hemen yaptığınız için. Ha sen şeyi diyorsun. Yanıt da daha hızlı. Defisti yok mu? Defisti var mı? Defisti var. Ama erken fark ediyorsunuz. Pediatrik dönemde ya da yeni doğan dönemde de olsa yapıyorsunuz ya operasyon. O zaman yanıt da daha hızlı oluyor mu? Tabii daha hızlı olacaktır. Bir de çocukların rejenerasyon mekanizmaları daha iyi. Yani erişkinden çok daha iyi. Çocuklar birer mucizedir. Bak çocuklar trafik kazalarında bırakılmaz. İntraserebral hematom varsa, pupil anizokorisi bile şeyi bile olsa, pupilleri dilate bile olsa bırakılmaz. Yani en azından benim ekolümde öyleydi. Ne olursa olsun ameliyat edilir. Çünkü çocukların çok şaşırtıcı bir rejenerasyon kapasiteleri var. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Doyurucu, başından sonuna hemen hemen her detayına hakim olduğumuz sunum için çok teşekkürler. Bitirmeden önce değerli hocam, doçent doktor Kamil Sucu'ya sözü vermek istiyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim Ramazan. Ben de Tuncay'a çok teşekkür ediyorum. Bu arada bir teşekkür daha var. Onu yanlışlıkla bizim Baran'a gittiği için Baran yazmış. Doktor Burcu Hanım İstanbul'dan. Sağ olsun Burcu. Öğretici olduğu kadar keyifli sunum için teşekkürler. Tuncay abi sevgiler diye yazmış. Onu da ben iletmiş olayım. Çok güzel bir sunumdu. Hakikaten Tuncay her zamanki gibi çok zevkli ve akıcı bir şekilde anlattı. Sağ olun. 151 katılımcımız oldu. 151 kişiye ulaşan bir katılımcı sayısı oldu. Güzel bir sayı. Çok teşekkürler. Bundan sonraki toplantılarımızı da bekliyoruz aynı şekilde. Perşembe ve her pazartesi devam ediyor. konser de isteriz diye bir yazı var. Burası benim stüdyom. Burası benim stüdyom. Aslında şey, evet. Yani çalışma adamı stüdyoya çevirdim. Şey. Konser için herhalde YouTube kanalına bakmalarım. YouTube kanalında var. Kaç tane koymuşum. Evet. Tuncer Bey'in YouTube kanalına üye olursanız oradan izleyebilirsiniz. Bu arada ben de İzmir Online Nöroşürcün YouTube kanalına üye olmayı ihmal etmeyin diye hatırlatayım. Herkese teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Güngör kapatabiliriz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşça kalın.